Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle yasal uyarımızı paylaşıyorum. Burada yalanan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Hemen hızlı bir şekilde konumuza geçelim. Videomuzun konusu Carrefour olacak arkadaşlar. Zaten hissemizi çoğu borsa yatırımcısı biliyor. Carrefour'un finansal taraflarına bakacağız. Şirket incelemesini yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde Carrefour'sa nedir? Bir internet sitesine girip bakalım. Carrefour'sa önde gelen perakende zinciri Carrefour grubunun Türkiye'deki ilk marketinin 1993 yılında İstanbul İçeren Köy'de açılmasıyla hipermarket konseptini Türkiye'ye getiren ilk firma arkadaşlar. 96 yılında Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour grubunun gerçekleştirdiği ortaklık sonucunda Carrefour'sa olarak yenileniyor ve ilk Carrefour'sa marketini 1997 yılında Adana'da açıyor. 2013 yılında yönetimin Sabancı Holding'e geçmesiyle oluşturulan yeni stratejiler doğrultusunda insan kaynakları, teknolojik altyapı, market konsepti gibi birçok alanda yatırımlarını hayata geçirerek sektörün önce perakendi şirketi olması iddialarını da koruyor ve sürdürmeye devam ediyor. Günümüze gelecek olursak bugün 11.000'den fazla çalışanı ve hiper, süper, gurme, mini konseptlerindeki 850'den fazla marketiyle ve Carrefour.com online marketiyle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 50.000 çeşit ürünü arkadaşlar müşterilere sunuyor. Yılda 160 milyonu aşkın müşteriye de ulaşıyor. Yönetim ekibine bakarsak burada hepsini tek tek yönetim kurulunu, icra kurulunu isimlerini tek tek görebiliriz. Ama kısa tutacağım. Ve hemen arkadaşlar buradan Türkiye üzerinden de tabi az önce bahsettiğimiz market sayılarını burada harita üzerinde de görebilirsiniz. Daha çok böyle Orta Anadolu ve İç Anadolu Karadeniz bölgesinde yaygın bir şekilde bulunmakta arkadaşlar. Şimdi toptan ve perakende ticaret sektöründe dedik Carrefour'sanın. Carrefour'sanın arkadaşlar FK tarafının sıkıntılı olduğunu ve PDD'nin eksi olduğunu görüyorsunuz. Carrefour'sanın finansallarına baktığımızda da burada da sıkıntıyı biliyorsunuz. Zaten Carrefour'sa genel anlamda Şirketin sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öz kaynaklarında ciddi oranda bir azalma var. %44'lük net borcunun %45 oranında arttığını ve finansal borçlarında da %20 oranında arttığını görüyoruz. Esas faaliyet karında ve net dönem karında da zarar açıkladığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten şurada çeyreklik karda açıkladığı bilançoda da birazdan bilançosunu atacağım. Zararı sizler de göreceksiniz. Sermaye yatırımı ve temettülere baktığımızda. 2020 yılında sermayesinin 127 milyona çıktığını görebiliyoruz. Şimdi hemen Matrix bilançodan bilançosuna bir bakalım. Yayınladığı bilançoda arkadaşlar Carrefour'sanın baktığımızda 206 milyonluk bir zarar açıklamışlar arkadaşlar Carrefour'sa. Piyasa değerinin 6 milyar lira olduğunu görüyoruz. Zirvesinden uzaklıklarının arkadaşlar %19, dibe uzaklığına ise %12 olduğunu görüyoruz. Yani Carrefour'sanın bilançosunun kötü gelmesi hiçbirimizi aslında şaşırtmadı. Şimdi hemen teknik tarafını bir geçelim. Bazı hisseler var. Yani bizim borsamızda hisselerin şu hani bilanço kötü geldi, hisse çakıldı falan filan kimileri bizim borsa alıp götürdüğü zaman tahtacı hareketini hisseyi fiyatlayabiliyor. Hemen teknik görünümüne bir bakalım. Daha önce bir grafiğini paylaşmıştım Twitter hesabımda. Şurada yatayda oluşturduğu bir bant vardı. Şu sarı kutunun üstüne atamamıştık. Birazdan ona daha detaylı bir şekilde değineceğim. Öncelikle ne yapıyorduk? Yükselen trendimizi alıyorduk, arıyorduk. Yükselen trendimiz şurada başlayan Haziran 2009 tarihinde başlayan trendlere biz daha sonra şurada temas ederek bir yükselen trendi artık oluşturmuş olduk. Buradaki dip seviyemiz 26 Eylül'de gelmiş. Hali hazırda. Bizler şimdi bu dip seviyesinin önemini neden paylaşacağım? 40 lira 50 kuruşların hatta 40 TL civarları arkadaşlar. Bir dip seviyemiz var burada yükselen trendin dibi. Buna bakacağız. Ondan önce bizim şurada yatayda bir bandımız vardı. Aynı zamanda düşen kırıyorduk burada. Şurada oluşturulan bir tepe vardı. Mavi çizgiyle belirttim size bunu. 2016 Ocak ayında. Daha sonra şurada ikinci temas düşen kırılma. Ondan sonra müthiş bir yükseliş. Carrefour'sa nasıl yükseliş? 2020 yılında olmuş. 2020 yılında yükseldiği fiyat hareketi arkadaşlar. %280'lik bir yükseliş hareketini Carrefour'sa yakalamış. Ondan sonra da bu oluşturduğu ağrı dağını yavaş 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 almış. Ve hatta yükseldiği fiyatın da altına düşmüş. Ve burada bizim yükselen trendimizi oluşturmuş. Şimdi birazcık daha yakın zaman dilimine geçmek istiyorum. Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte neler söyleyebiliriz? Hemen bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim şurada yatayda şurada bir fiyat oluşumumuz var. Bakın yoğun bir bölgemiz vardı. Aynı zamanda mavi çizgimizin desteğimizin üstündeki bir oluşumdu bu. O yüzden buraya bir dikdörtgen kutu koydum ve bu kutunun yukarı yönünü kırılıp üzerinde kalmasının önemli olduğunu daha önce Twitter'da da bahsetmiştim şu bölümün. Fakat biz bir türlü bu kutunun üzerinde hacimli bir şekilde kalamadık. Kalamadığımız için aşağı doğru düşüşüne devam etti. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bir düşen kırılımı yapsak yukarı yönlü bir fiyat hareketi alsak da yine de bu, bu sefer lacivert çizgi yataydaki direncimizi geçemedik. Ve fiyat hareketimiz dostlar şurada sıkıştı kaldı gördüğünüz gibi. Yukarı yönlü her kıramadığımızda aşağı tarafta desteğimizi test ettik. Peki hangi desteğimizi test ettik? Artık yakın zaman dilimine geldiğimiz için gördüğünüz gibi şurada oluşan yeni bir yükselen trendimiz var bizim. Bu da Eylül 2022'de oluştu yükselen trendimiz. Gayet nizam bir şekilde çalışıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 daha önce 5 kez nizami bir şekilde çalışmıştı. Fakat bugünkü hareketle artık bu trendi aşağı yönünü kırdık dostlar. Çok net bir şekilde bu trendi aşağı doğru kırdığımızı şurada görebiliyoruz. Yani bu ne demek? Artık buradaki yükselen trendimiz kayboldu. Şuralarda mal olan dostlarımız bugün için 56.85 seviyesinde stop olmalıydı aslında. Bu o demek. 56.85 seviyesinde stop olamayan arkadaşlarımız kısa vade stopu kaçırdı demek. Tabii ki hiçbir şey için geç değil. Birazdan hareketli ortalama tarafımızda yeni destek seviyelerimize de bakacağız. Ama bizim şurada sıkışmış olan fiyat hareketimiz şu üçgenin içine aşağı yönlü kırıldı. Ve bize aşağı yönünü artık destek seviyelerini test edeceğini net bir şekilde söyledi. Günlük grafiğimizi açıyorum. Günlük grafikteyiz. Günlük grafiğimizde 200 günlük ortalamanın da altına sarttığımızı görüyoruz. 54 lira 20 kuruşmuş 200 günlük ortalamamız. Biz bunun da altına düşerek 53.90'da bir kapanış gerçekleştirmişiz. Şimdi e, salı günü biliyorsunuz 1 Mayıs tatil. Salı günü 54.20'nin üzerine atamazsak artık biraz daha aşağı seviyelere rahatlıkla test edeceğiz gibi görünüyor. Haftalık grafiğimizdeki güçlü desteklerimize bakalım. Baktığımızda hareketli ortalamalarda 51.80 50 30 hemen buraya yazalım. Ve arkadaşlar 48 64 desteklerini görüyoruz haftalıkta. Haftalıkta da 21 günlüğün altındayız. Zaten 21 günlüğün altına haftalıkta düşünce arkadaşlar Net bir şekilde bugünkü satışı sert bir şekilde yemişiz. Şimdi desteklerimiz hareketli ortalamalarda bunlar. Ama ben isterim ki daha doğrusu yatırımcıları kızacak ama ben isterim ki bu kadar aşağı geri çekilmişken şu yükselen trend desteğine değsin. Değsin ki 40 liralardan tekrar yukarıya net bir şekilde yükselebilelim. Şirketi beğeniyor musunuz derseniz tabii ki finansal tarafına baktığım zaman ben de sıkıntılar olduğunu görüyorum beğenmiyorum ama genelde desteklerinden yukarıya güzel bir potansiyel veren şirket o yüzden bence değerlendirmekte fayda var. Kısa vurkaçlar yapılabilir. Kar amaçlı alırsın trend dibinden trend dibinin altına stopunu koyarsın yukarı doğru yükselirse %10 %15 karını alır kenarıya çekilsin gayet mantıklı bir alım süreci olur şurada oluşturacağı artık hani oldu da yukarı yönlü hissemiz doldu döndü diyelim. Burada oluşturacağı bir trend var artık arkadaşlar. Düşen trendimiz var. Bu çizgiyi buraya çizdim, bıraktım. Bu hisse ne zaman net bir şekilde yükselişe başlar? Şu arkadaşlar bununla rengini değiştiriyorum sizler için lacivert yaptım. Bu trendi yukarı yönlü kırmadığı sürece artık hacimli yükselişlerin geleceğini düşünmüyorum ben. Bu trendin arkadaşlar yarın için seviyesi ya da yarın daha ileriki süreçlerde ortalama 68 ila 70 TL seviyelerine denk gelmekte. Bu yukarı yönlü kırılırsa o zaman işin rengi değişir. Nasıl değişir? İlk etapta hedefimiz şuradaki seviye olur arkadaşlar. 98 TL seviyelerine kadar bir yükseliş beklemek gayet mantıklı olur. Hani bazen arkadaşlar şeyden dostlar yazıyor özelden. Hocam hisse kötü, finansal olarak kötü, ne zarar açıklıyor ama fiyat çok yukarı seviyelerde 98 TL'lerde gibi. Hani bunu öyle kıyaslamamak lazım. Ben teknik görünüme biraz daha önem veriyorum. Tabii ki finansal tarafı değil teknik görünümde de neye önem veriyorum? İlla düşeni kırdı diye mala atlamıyoruz. Hacimimiz destekliyor mu ona bakıyoruz. Mektiğimizi, era sayımızı takip ediyoruz. Ondan sonra giriş yapıyoruz. Hemen burada düşen kırılımı geldi. Aha buradan hemen içeriye gireyim yok. F katar aşağı doğru basar. O yüzden hacim tarafı mutlaka bizleri destekleyecek. Hacim tarafı desteklemedi şurada, şurada gördüğünüz hacim hareketleri bizi desteklemediği sürece hiçbir şekilde heyecanlanmaya gerek yok. Şimdi aşağıdaki destek seviyelerimizi burada belirttik. Yukarıdaki ilk hedefimizi belirttik. Şimdilik hissemizdeki teknik görünüm bu şekilde. Artık düşün biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde takip edilebilir. Şurada Eskide çalışan bir yatay bandımız bakın şu arada bir yatayımız var. Burası da 47-66 seviyesi. Yani 200 günlük orta haftalıktaki 48 seviyesi güçlü yatay destek olarak da karşımıza çıkıyor. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Gördüğünüz gibi 200 günlük ortalamanın hemen altı buradaki yatay bantta gayet güçlü bir şekilde duruyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlaka araştırmalarınızı yapın, paldır küldür hisselere girmek yok. Seçim zamanına iyice yaklaştı, endeksimiz zaten %10 düştü en son oluşturduğu düşen trendteki, düşen kamadaki zirve seviyesinden aşağıya. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Her zaman %5, %10 ucuza hisseyi almak daha çok kar getirir dostlar. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.